Telefonda şimdi Serhat Yıldırım. Hoş geldiniz Serhat Bey. Hoş bulduk abla. Geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Allah iyilikler, güzellikler nasip etsin size. Sağ olun dostlar. Dostlar sağ olsun. İlk kurtulanlardan olduğunuzu söyledi arkadaşlarım. Ne yaşadığınızı bizimle paylaşır mısınız lütfen? Vallahi yaşadık. Acıdan başka bir şey değil ya. Ben 4 kişi bir arkadaş bir yerde çalışıyorduk. İki tanemiz işimiz bitti. Sağda 3 ocak vardı. Biz yukarı yürüdük yer üstüne çıkmak için. 1500 metre vardı çıkmamıza da. Yukarı çıkarken arkadaşımızın ustamızın bir tanesi muhabbet ediyorum dedi. Öbür ustayla muhabbet etmek için kaldı. Lan biz yukarı çıkarken saatlerce bize de aşağıda elektrik patlaması olmuş. Duman buraya doğru geliyor. Çok kişi ölmüş dedi. Biz kendimize hani, yukarı yeryüzündeki nakliye çekerken üretim bandını attık. O yüzden iki kişi kendimizi kurtarabildik. Çıkışa yakın mıydınız, doğru mu anladım? Hayır 1500 metre vardı abla. 1500 metre vardı. Evet. Nasıl kurtulmayı başardınız? Ya bu kömür çıkaran nakliye bantlarımız var. O nakliye bandı tabii elektrikler gitti. Bu sefer jeneratör devreye girdi. Hani yer üstteki o bant yer üstüne ait olduğu için o bant çalışınca bizim hayatımızı o bant kurtardı. Biz de banda atlamak zorunda kaldık. Ne yapmak zorunda kaldınız? Ya banda binmek zorunda kaldık. Yoksa binemedik. Banda binmesek, yürüyerek, koşarak gitsek hani biz de onlarda bir yerde kalacaktık. Evet, çok önemli. Yani insan elektrik kesildi, jeneratör çalıştı. Yani kendi hayatını kurtarmak istemek. Yine kendi çaba. Tüm canlıların hani vazgeçilmez yani, bir güdüsü, döktüsü ama bundan dolayı mutlu değildi. Hayatını kurtarmış olmanın sevinci yok. Son derece üzgün kardeşimiz. Çünkü zorunda kaldım diyor. Halbuki ona binmek bir şans. Kurtulabilmek bir şans. Ölmeden oradan çıkmak. Ama ne yazık ki yaşayamıyor bunu. Hani bir şans kurtulduğum sevinci yaşamıyor. Arkada kalan arkadaşlarının üzüntüsünü yaşıyor. Sıkıntısını yaşıyor. Nasıl yaşayabilirim? İki tane amcam, iki tane bacanak, bir tane kayınçom, iki tane teyze olur. Nasıl? Çok çok üzgünüz sizin için ve kayıp olan yakınlarınız için. Hepsine için başsağlığı diliyorum tekrar. 8 saat bir arada çalıştım arkadaşımın iki tanesi. İkimiz kurtulduk, iki tanesi. Ya 5 dakika yüzünden ikisi de kayboldu. Nasıl durum ya? Serhat kardeşim kaç yaşındasınız? 21. Sevgili evet. Serhat, tekrar o madende çalışabilecek misin? Abi ne madeni ya? Bu saatten sonra ne madeni ya? Ya maden değil, maden ismini bile duymak istemiyorum artık bu saatten sonra. İsmini bile duymak istemiyorum artık bu saatten sonra. Evet. Yani 18 yaşın altında çalışan var mıydı Serhat kardeşim? Yok abla, 18 yaşını doldurmadıklar gelemiyor zaten. Ben kendim bile 18 yaşımı doldurdum. O şekilde girdim 18 yaşına. Doldurmayanlar çalışamıyor. Kaç senedir orada çalışıyorsun? Abla benim 26 oldu. 2 seneyi geçti. Peki. 26'ydım. Serhat kardeşim, madendeyken böyle bir kaza olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Ve o çalışırken ne hissediyordunuz? Belliydi zaten abi. Belliydi zaten. Emniyet denen bir şey yoktu bir kere. Bir hava girişi var, bir hava çıkışı var. Bir tane hava girişinden, hava çıkışından olur mu bu ocak? Koskoca ocak 500, 700, 800 kişi çalıştı. Peki Serhat kardeşim, belliydi diyorsunuz da itiraz etme hakkınız yok muydu? Yani niye böyle bize böyle çalışma şartları sunuyorsunuz diye? Ya işçinin hiçbir zaman itiraz hakkı olmadı. Olmayacaktı zaten. Bu hükümet bu başta olduğu sürece olmayacaktı zaten bu işçilerin. Peki Serhat kardeşim, bir şey daha soracağım. Biraz önce yayınladığımız hani hem zor şartlarda çalışıyorsunuz, işçinin hakkı yok diye biraz önce canını kurtaran Tolga kardeşim aynı şeyi söyledi. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Benim de dün akşam gidip gördüğüm o duş aldığınız, hazırlandığınız, giyindiğiniz o ortamın zorluğu da beni çok etkiledi. Nasıl bir duygu bu kadar zor şartlar altında çalışmak? Ya abla, zorlar altında değil. Ya şartlar
Allah aşkına artık hani, ya herkesin borcu var yani. Bak şu anda o olanada ya 700-800 kişinin herkesin bir borcu var. Mecbur ekmek parası için. Bir soğum ekmek parası için. Ya mecbur millet. Şartlar ağırlaştı. Şartlar ağırlaştı çünkü. Yani bu yüzden herkes mecbur. Kredi kartı borcu var. Kredi kartı adam ne yapsın mecbur. Peki Soma'da bir daha maden lafı duymak istemiyorum dediniz. Yaşadığınız bu acı travmadan sonra gerçekten doktorumuzun da uyardığı üzere yaşadığınıza seviniyor gibi değil, yaşadığınıza neredeyse üzülüyor gibisiniz. Çünkü kaç tane yakınınızı saydınız, dayınızın, teyzenizin, oğulları, arkadaşlarınız. 11 tane abla, 11 tane bir yakının gelmeden önce 11 tane sadece. 11 tane. Soma'da başka hangi işi yapabilirsiniz? Size sunulan iş imkanı nedir? Ya hiçbir iş imkanı sunulmadı ki şu an. Serhat kardeşim, kurtulmuş oldun. Evet, yani çok üzüntülüsün biliyoruz ama. Kurtulduktan sonra sana elini uzatan kimse oldu mu? Yani şu anda bu bizim yayınımızın dışında seninle konuşan, sana destek vermeye çalışan, herhangi bir şeyle bir yardım alabiliyor musun? Ya hiçbir yerden yardım alamıyorum. Sadece o arkadaşımla beraber el ele indik banttan, üretim bandından indik. Ya dışarı çıktık zaten patlama oldu deyince ben dışarı, amcalarım benim erken çıkıyordu. Hani işi bitirip erkenden çıkıyorlardı. Baktım hiçbiri yok. Şaşırdım ama otele şahinasından amirlerimiz, emniyetçilerimiz aşağı inmiş ama maalesef onları da kaybettik. İşte amcalarım aramaktan, onları bunları aramaktan hiçbir şey gözüm görmedi abi. Evet. Çok teşekkür ediyorum duygularını benimle paylaştığın için kardeşim. Allah güzel günler nasip etsin. Allah sabırlar versin. Hak ettiğiniz değeri Allah ve inşallah ülkemiz size nasip etsin bu kardeşim. Bu hükümet bunu bırakmasın. Araştırsın. Daha içeride 300-400 tane yetecek arkadaşımız var. Bulunmadık. Bu kadar insan ne olacak? Daha 300-500 tane insanımız var. Biliyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum bağlandığın için.